Abin çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan koğuşundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek mahallesinde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da ikide bir evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya. Çarpığın abisi yani şey yapmış. Irzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah, ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver. Buyur ha. Sonra sabah kalkmışlar. Çarpığın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkudan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpıkla abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan annesi bas bas bağırdı. İtoğlu itler, garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpığın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın? Çarpık Sinop'ta yattı. Sübyan koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Oğlancılık, hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver. Kaplini bitirdin mi? Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur. Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı? Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın. Kaplini bitirince getir bana. Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur.